Merhabalar. Mütevazı Lezzetler video tarifleri bölümünden kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde yaz aylarında bulunan fakat herkesin çok fazla sevmediği ya da mutfağında çok fazla yer vermediği bir sebzeyle, börülceyle güzel bir tarif paylaşacağız. Börülce mıhlaması. Ama önce malzemeleri öğrenelim. Yarım kilo taze börülce, 1 adet kuru soğan, 1 adet domates, 5 adet yumurta, yarım çay bardağı ayçiçek yağı ve 1 tatlı kaşığı tuz. Börülce mıhlaması için gerekli malzemeleri öğrendik. Artık soğanı doğrayarak yapımına geçelim. 1 adet orta boy soğanımız var. İnce bir şekilde doğruyoruz. Soğanı doğradıktan sonra kavurmak üzere ateşin yanına gidelim. Evet. Tavaya yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz ve doğradığımız soğanı ekliyoruz. Çabuk soğuması için de tuzunu katıyoruz ve şeffaflaşana kadar kavuruyoruz. Bu arada börülcelerimizi doğrayabiliriz. Evet, börülcelerimizi çok güzel yıkadık. Başlarını bu şekilde aldık. Şimdi birkaç tanesini bir araya getiriyoruz ve bu büyüklükte doğruyoruz. Şimdi domatesimizi, soyduğumuz domatesimizi doğrayarak devam edelim. Domates kullanmasak da olur. Ama renk versin, güzel olsun istiyorsak neden olmasın. Şimdi de kavrulan soğanlarımızın yanına gidelim. Evet, bir halde kavrulmuş. Şimdi öncelikle börülceleri atıyoruz. Börülcelerin rengi koyulaşana kadar 4-5 dakika kavuruyoruz. Sonra domatesi ilave edebiliriz. Şimdi domatesi ilave edelim. Bu börülcenin çabucak yumuşamasına katkıda bulunacak. Şimdi kapağını kapatalım. En az 20 dakika börülceler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirelim. Börülcelerimiz bir hayli yumuşadı. Artık yumurtalarımızı kıralım. Yumurtanın büyüklüğüne göre sayısını azaltıp çoğaltabiliriz. Evet. Çok azdı. Tuz ekleyelim ki kolay parçalansın. Bir güzel çırpıyoruz. Güzel de çırptı. Şimdi buluşma zamanı. Börülcelerimiz güzel bir şekilde yumuşamış. Şimdi şöyle bir düzeltelim. Üzerine ve çırptığımız yumurtaları gezdirerek aktaralım. Tekrar kapağını kapatalım. Evet, mıhlamamız çok güzel donmuş. Şimdi bir kapak yardımı ile diğer yüzünü de çevirebiliriz. Evet,
yüzünde pişirme tamamdır. Börülce mıhlamamızın diğer yüzü de pişti. Ocaktan aldık. Şimdi servise sunmak üzere tabağımıza aktaralım. Bu şekilde. Farklı bir lezzet ama sevilebilecek bir lezzet. Evet, börülce mıhlaması mütevazı lezzetler mutfağından güzel bir tarif daha. En kısa sürede denemenizi ve bizleri hatırlamanızı diliyorum. Hoşça kalın.